Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Muba Yayınları Fasikül Soru Bankası 3. Fasikül e, Gol Test 3'te dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar ilk sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzda dersimize başlayalım. E işlemin sonucu kaçtır dedi. Arkadaşlar bakın 15 ile 3 bölü 5'i çarparken şöyle gizli paydası 1 var diyerek 15 ile 3'ü çarparız. Yani paylar çarparım. Paya yazarım. 45 bölü 1 ile 5 çarptım 5. 45 bölü 5 de gençler yani 9'a eşittir. Gördüğünüz gibi buradan konu seçeneği doğru yanıttır deriz. Arkadaşlar bu işlemimizi bakın şöyle de yapabiliriz. 15 tam 15 ile 3 bölü 5 çarparken 15'te 5 değiştir, 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 3. 3 ile 3'ü çarparak direkt bu şekilde de 9 sonucu elde edilebilir diyelim. Evet, Recep Bey 40 metrekare olan bahçesinin 5'te 2'sine domates ekmiştir. Recep Bey'in domates ektiği alan kaç metrekaredir? Gerçek 40'ın 5'te 2'sini istiyor. O halde 40'ı aslında 5'e bölüp 2 ile çarpacağız. Veya artık kesirlerle çarpma işlemi öğrendiğimize göre... E, bütün gençler kesirle direkt çarparız. 40'ı 2 bölü 5 ile çarparız. Burada 40 ile 5 sadeleştir. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 8. 8 kere 2. 16 metre kare olur. Buradan da C şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. geldik 3. sorumuza. Yukarıdaki modellemenin işlemi aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. İşte bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 bölü 6. 2 bölü 6 ve 2 bölü 6'nın toplama işlemi demek gençler. 3 tane 2 bölü 6 e, çarpma işlemi de gençler biliyorsunuz. Tane demek çarpma demektir. O halde ben toplama işlemi çarpmaya çevirsem 3 tane 2 bölü 6 yerine 3 çarpı 2 bölü 6 yazarım. Bakın bu ifadeyi de gördüğünüz gibi c şıkkında işaretlerim. Evet işlemin sonucu kaçtır dedi arkadaşlar. Öncelikle çarpma işlemlerinin önceliği vardı. 6 ile 3 bölü 2'yi çarparsam önce sadeleştirelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 3 kere 3. 9 yaptı. Artı. 2 ile gençler 2. 4'ü sadeleştirelim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 2. Buradan 1 bölü 2 gelir. 9 1 bölü 2'yi toplarsak da 9 tam 1 bölü 2'dir gençler. E bunu da tam sayılı kesri bileşiğe çevirelim. 9 ile 2'yi çarpıyorum. Üzerine 1 ekleyeceğim. 9 kere 2 18 1 eklersem 19 bölü 2 olur. Ve denizli seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Çınar, 1 saatin 3'te 2'si kadar voleybol, 5'te 3'ü kadar futbol oynamıştır. Buna göre Çınar toplamda kaç dakika voleybol veya futbol oynamıştır diye soruyor. Gençler bakın burada 1 saat biliyorsunuz 60 dakikaydı. halde 60 dakikanın 3'te 2'sini voleybol oynadığına göre 60 ile 3'te 2. Yani 2 bölü 3'ü çarpıyorum. 3'e böldüm. 1 3'e böldüm. 20. 20 ile 2'yi çarptım. 40 dakika gençler voleybol oynamış. Ee, 60'ın gençler 5 ile 3'ü kadar futbol oynamış. 60'ı 3 bölü 5 ile çarpalım. 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 12. 12 ile 3'ü çarparsam 36 dakikada e, futbol oynamış. Gençler bu ikisini toplarsam 40 artı 36'dan e, i̇kisini gençler 76 dakika oynamıştır diyorum. Ve denizli yanıtını işaretliyorum. Altıncı sorumuzda yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesi doğrudur dedim. İşte birinci öncülde 8 ile 2 bölü 4'ü çarpacağım. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 2. 2 kere 2, 4 yapar bakın doğrudur. E, de gençler şöyle göstereyim. 2 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı çarpacağım. 1 2'ye böldüm. 1 2'ye böldüm. 2. 1 ile 1'i çarptım. 1 2 ile 6'yı çarptım. 12. 1 bölü 12 doğrudur. E 3'te e, 2 tam 1 bölü 3 ile 5 bölü 7'yi çarpacağız. Böyle 2 tam 1 bölü 3 ile 5 bölü 7'yi çarpacağız. Gerçekten kesirlerle çarpma işleminde mutlaka tam sayılı kesir varsa bileşik kesire çevireceğiz. Daha sonra çarpma işlemi yapacağız. 3 ile 2'yi çarptım. 6 1 ekledim. 7 bölü 3 çarpım 5 bölü 7'den buradan 7'ler birbirini götürür. 1 kere 5 5 3 kere 1 3 5 bölü 3 yapması gerekir. Bakın burada 5 bölü 21 var. Hadi bu ifademiz yanlıştır. Son olarak gençler 3 tam 3 bölü 4'üm. 1 bölü 5 ile çarparken yine birleşik kesre çevireceğim. 4 kere 3 12. 3 eklersem 15 bölü 4. Çarpı 1 bölü 5. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 3. 3 kere 1 3 yapar. 4 kere 1 4 yapar. Bakın 3 bölü 4 bu ifade de doğrudur. Gördüğünüz gibi 3 tanesi doğrudur diyorum. Ve Ceyhan seçeneğini işaretliyorum. Evet. Mustafa'nın evi ile okul arası 4 tam 1 bölü 2 kilometredir. Mustafa her gün bu yolu bisiklet ile gidip gelmektedir. Gençler gidiyor ve geri geliyor. Buna göre Mustafa 5 günde toplam kaç kilometre mesafe kat etmektedir diyor. Gençler bakın 4'ten 1 bölü 2'yi öncelikle birleşik kesre çevirsem 4 kere 2 8 1 ekledim 9 bölü 2. O halde ev ile okul arası 9 bölü 2 kilometre. Gençler hem gidiyor hem geldiği için mesafe 2 ile çarpmam gerekiyor. 1'de 5 günde dediği için gençler 1'de 5'te çarparız. 2'ler gider. 1 kaldı 1 kaldı. O halde 9 kere 5'te. Gördüğünüz gibi 5 gün boyunca gidip geldiği yol toplamı gençler 45 km olur. Ve denizli seçeneği de doğru yanıttır deriz. A eşittir 2 ve B eşittir 3 olduğuna göre hangi seçenekte verilen işlemin sonucu diğerlerinden büyüktür dedim. Gençler şöyle A seçeneğiyle başlayacağım. 1 bölü A 1 bölü b'dim. O A yerine 2 yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı B yerine 3 yazdım. 1 bölü 3 çarptığım zaman 1 bölü 6. Bakın burası 1 bölü 6. Şimdi gençler B'de 1 bölü A artı B yani 2 artı 3 gibi düşünelim. 1 bölü 5 yapar çarpı yine yani 1 bölü A artı B bu da 1 bölü 5 yapar. 1 bölü 5 ile 1 bölü 5 çarparsam payları çarptım 1. Paydaları çarparsam 25 olur. Bu da 1 bölü 25'tir. C'de gençler A yerine 2 yazıyorum. 2 bölü 2 çarpı B yerine de 3 yazarsam 3 bölü 3. 2 bölü 2 1 demektir. 3 bölü 3 de 1 demektir. 1 çarpı 1'den. Gördüğünüz gibi bu işlemin sonucu 1 tam yapar. E D'de de 1 bölü A. A yerine 2 yazın. 1 bölü 2 artı. B yerine 3 yazarsın. 1 bölü 3. E toplama işleminde gençler paydaları eşitlememiz gerekiyor. 3 ile genişletirsem. 3 bölü 6 artı. 2 bölü 6'dan bunun yanıtta 5 bölü 6'ya eşittir. Gençler bakın burada. A, B ve D'de. E, sayılarımız gençler basit kesir. Bakın burada bir tam gençler diğerlerinin hepsinden büyüktür diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu 5'ten büyüktür diye soruyor. Gençler bakın burada 5 beş sayısı 5'ten küçüktür diyor gençler. Sonucun kendisinden küçük olması için basit kesirle çarpılması gerekir. Basit kesirle çarpılması gerekir. Eğer bileşik kesirle çarpılırsa kendisine eşit veya daha büyük olur diyoruz. Gençler bakın 4 bölü 3 bileşik kesirdir eliyorum. 7 bölü 3 bileşik kesir eledim. 4 bölü 4 gençler bileşik kesir eledim. Ama 6 bölü 7 bakın basit kesirdir. Bundan dolayı bu ikisini çarparsam sonuç 5'ten küçük olur diyoruz. Evet devam edelim. Sonuç sorumuzda yukarıda verilen eşitliklere göre a artı b kaçtır dedim. işte a'yı hemen yanında yapalım. 2 tam 1 bölü 2 e, bileşik kesir çevirirsem 2 kere 2 4 1 ekledim 5. 5 bölü 2 çarpı 6 bölü 4 Buradan gençler 5 ile 6'yı çarpalım. Hatta sadeleştireyim. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3. 5 kere 3. 15 bölü 4 oldu. B'de de gençler şöyle alttan yazayım. 1 tam 3 bölü 4. 4 geri 1. 4. 3 ekledim. 7 bölü 4 çarpı. 2 yapar. Gizli payda 1 var dersem. Şöyle sadeleştirebilirim. 1 yaptı. 2 yaptı. 7 kere 1. 7 bölü 2 oldu. Bizden bunun toplamını istedim. 15 bölü 4 artı 7 bölü 2. payda eşitlemek için 2 ile genişletirsem. 15 bölü 4 artı 14 bölü 4 olur. 15, 14 daha 29 bölü 4 olur. Gördüğünüz gibi işlemimizin sonucu doğru seçeneği doğru cevap olur diyoruz. Evet Yeliz doğum günü pastasının 8'de 3'ünün 4'te 1'ini yemiştir. Buna göre Yeliz bu pastanın ne kadarını yemiştir diyor. İşte bir kesirin bir kesir kadar bulunurken çarpma işlemi yapılır. O ben 3 bölü 8 ile 4'te 1'i çarparsam 3 kere 1, 3, 8 kere 4, 32. Demek ki Yeliz gelirse 32'de 3'ünü yemiştir. Evet 32'de 3 yanıtı A seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet, yukarıda verilen eşitliğe göre a kaçtır dedi. Arkadaşlar öncelikle şu bakın şunu sadeleştirsem. 4'e böldüm 1, 4'e bölüm 3. Şöyle tekrar yazayım. 1 bölü 3 çarpım a bölü 3 eşittir 5 bölü 9. Gerçekten zaten payların çarpımı bakın 3 kere 3 9 yapar. O halde 1 ile neyi çarparsam 5 yapar diyorum. İşte bakın 1 ile 5'i çarparsam 5 yapar. O halde gördüğünüz gibi burada a yerine 5 yazmamız gerekir diyoruz. Ve bunu seçeneğini işaretliyoruz. Evet Gerçekten modellemedim. çarpma işleminde arkadaşlar bakın dikeydeki kesre baktığım zaman 1, 2, 3, 4 parça 1, 1, 4 çarpı yatayda gerçi 3 parçanın biri boyalı 1, 1, 3 bunlar çarparsam 1, 1, 12 olur. İşte bakın buradaki bir pay kısmı aslında buradaki hem dikeyde hem yatayda boyalı onu boyalı olan yeri gösterir diyorum. E, bunu da A seçeneğinde işaretliyorum. Evet Ömer'in 120 tane bilyesi vardır. Ömer bilyelerinin 3'te 2'sinin 2'de 1'ini kardeşi Emir'e verdiğine göre geriye kaç tane bilyesi kalır diyor. Başla bakın 120'nin 3'te 2'sini bulmak için 2 bölü 3 ile çarparım. Daha sonra da 2'de 1'ini yani 1 bölü 2'sini bulmak için de yine 1 bölü 2 ile çarparız. Bir ikiler gençler birbirini götürür. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 40. 40 çarpı 1'den 40 yapar. Faydada da 1 var. Gençler 40 tane bilyesini kardeşine verdi. kalan bilyeyi bulabilmek için 120'den 40'ı çıkartırım. Gördüğünüz gibi 80 tane bilyesi kalmıştır derim. Bunu da C şıkkında işaretlerim. Evet işlemin sonucu kaçtır dedi. Gençler 1 ile 1'den 1 bölü 2'yi çıkaracağım. Bakın şöyle pratik olarak çıkaralım. 2 ile 1'i çarptım. 2'ye 1 çıkardım. 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2. Aynen yazdım. Çarpı. 3 ile 1'i çarptım. 3. 1 çıkardım. Gençler 2 bölü 3. Çarpı. 4 kere 1. 4. 1 çıkardım. 3 bölü 4. Burası 3 bölü 4. Gençler bakın burada 2'ler birbirini götürür. 3'ler birbirini götürür. Gördüğünüz gibi gençler bakın pay kısmında 1 olur. Payda da 4 kalır. Sorumuzun yanıtı da 1 bölü 4 olur diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. Evet, sonucu kaçtır dedi. Gerçekten bakın buradaki noktaların e, anlamı arkadaşlar bunların devam ettiğini anlamına gelir. 1 ile 1 bölü 3 toplarsam 3 kere 1 3 1 ekledim 4 bölü 3. 4 ile 1'i çarpıyorum 4 1 ekledim 5 bölü 4. 5 kiri 1 5 1 ekledim. 6 bölü 5 20 ile 1'i çarptım. 21 ekledim. 21 bölü 20. Gençler i̇şte işlemi tekrar yazalım. 4 bölü 3 çarpım. 5 bölü 4 çarpım. 6 bölü 5 çarpı çarpı gençler. Unuttu nokta, nokta devam ediyor. 21 bölü 20 oldu. Gençler i̇şte bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın buradan 4'ler 5'ler 6 eğer arkadaşlar yazmış olsaydım devam edecekti. Bunlar birbirini bu şekilde götürürler. O halde sonuç da gençler. Gördüğünüz gibi pay kısmında 21. Payda da 3 kalır. 21 bölü 3'ten bu işlemin sonucu da 7'ye eşit olur diyoruz. Ve A seçeneğini işaretliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.